نبيه وعلى آله وعشرته أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم بحرمة حبيبك لكن المولود الشريف والقرآن الحكيم وقد إهدينا ما حصل من الأجر والثواب إلى Takdir ilahi değil mi? Evet. Hepimiz öleceğiz. Ama ve lakin şehit olarak ölmek, böyle güzel bir sonla ölmek, peygamberlikten, sıddıklıktan sonraki en yüksek mertebe. Eşim çok merhametliydi. Bu dünya için çok fazlaydı. Güzel bir Allah halı değil de güzel bir mertebe Rabbim nasip etti diyelim. Melekler şehitlik. Için, ne güzel. Rabbim onun şefaatine bizleri nail eylesin. Rabbim bize de böyle güzel mertebeler, şehadet gibi, şehitlik gibi mertebeler bize de nasip etsin. Bizim de amacımız o. Allah herkese nasip etmez şehitliği. Keşke bize de nasip etse. Bizim de, benim de en büyük dileğim odur. Niye? Çünkü çok günahkarız hepimiz. Ben hepiniz için de en günahkarı benimdir. Ama ve lakin şehitlik gibi böyle rıza-i ilahi yolunda vatanımız için görev yapıp ve bu görev yapılan süreçte de vefat etmek, ölmek şehadeti getiriyor, şehitliği getiriyor. Bu herkese nasip olacak bir şey değildir. Rabbim nasip etmiyor. Şehadet nasip edilenler Rabbimizin sevdiği kulları. Demek Allah da bizi de sevdiği kullarından eyler, bize de şehadeti nasip eder. İler şehit oluyor. Kıymet, tamam. Ve telefonu. Mezarlığımız güzel bir şekilde alsın. Çanta nerede? Çanta yok. Çanta zaten katoda kaldı. Gitti. Tamam, onu da getir. Abi buyur yeğen. Mezarlığımız yapılsın. Ne yapılsın? Mezarlığımız yapılsın. Hemen yapacağız. Mezarı biz yapacağız. Yok, onun mezarı tek değil. Mezarlık tamamen yapılsın. Yani şehitlerin mezarı mı? Kapı. Kimsenin eline vermeyin. Tamam. İsteğim tek budur. Evet, onu hallederiz. Şüpheniz olmasa bu ya. Şehidimiz yaşadığında bir kocam vardı, bir sahibi olarak bu çocuklara babası vardı ama artık bu aziz milletimizin hepsi, sizin aileniz. Bu aziz millet her zaman sizi minnettar kalacak ve her zaman da artık 80 milyon. Hepimizin emaneti, şehidimizin emaneti olarak hepimizin gözüyle, göz bebeği gibi bakması gereken bir ailesiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Artık 80 milyonu tamamı. Nasıl gidiyordu? Sen ne bu kadar heyecanla, bu kadar aşkla gidiyorsun? Bir gün şehit olacaksın. Diyordu Allah'ın işiydi. Şehit olursam da benim yolumda çok kişi şehit olardı. Hep söylüyordum. Öyle bir heyecan. Öyle bir şeyle gidiyordu. Öyle bir aşkla gidiyordu. Koşa koşa gidiyordu resmen. Rabbim şehadetini kabul eder. İşte ne güzel. Güzel bir mertabe. Rabbim bize de bu da rahmet eylesin. Çocuklarımıza bak, doktor olacak inşallah. İnşallah doktor olup sen de buraya hizmet edeceksin. Tamam mı güzel kızım? Okuyana kadar merak etme. 80 milyon senin arkanda inşallah. Bu devletimiz, milletimiz sizin arkanızda, tamam mı? Sizin ismini gereği emanet etti. Bu bizim kendi canımızdan, kendi ailemizden de öte sizlere sahip çıkacağız bir
İkincisi neye emanet etti? Değerli kardeşlerim, bu şehidimiz ne için görev yapıyordu? Ne için vazife yapıyordu? Bu vatanın, milletin birliği, beraberliği için, devletimizin selameti için değil mi? Kürt Türk kardeştir. Bunu perçinlemek için ve bu kardeşliğe darbe vurmak isteyenlere karşı mücadele ediyordu. Şimdi ikinci emaneti de birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz. İnananlar kardeştir düsturuyla, Türk-Kürt kardeştir düsturuyla hareket ederek bizi bölmek isteyen, fitne fesat çıkarmak isteyenlere karşı şehidimizin bu emanetini yere düşürmemek için omuz omuza duracağız inşallah. Tamam mı? Bizleri de onların şefaatine nail eylesin. Ailesinden sonra birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Bütün şehitlerimizin milletimize ve devletimize emaneti. Bizler de bu emaneti canımız pahasına koruyacağız inşallah. Hep beraber. Hep beraber inşallah. Bu çocuklarımız da artık bizlerin çocukları inşallah. Bissabri ve salam. İnne Allah'a me'al. Şeytan yuğri ve alju'i ve naqsim da asabat. Sağı bir. Eva değil mi? Şehit bizim. Eyvallah. Selamı sağı bir. Selamı sağı bir. Çünkü takdir o ilahiye. Bu da afu mağfiret bir. Bu da cehi bir cinayet.